Ankara mevhanı Bursa'yı bırak, şu Gezi köprüye götürür seni. Gezi köprüye götürür seni. Elinde kolca kopuzlu ilk ozandan, omuzu sazlı son aşığa kadar gürül gürül çağıldayan bir nehirdir aşıklık geleneği. Sazı sözüyle hemen her kesime hitap eden aşıklar, sözün şifrelerini kodlayarak toplumu ortak duygu düşünce paydasında buluştururlar. Rasim Genç 1963 yılında Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Çorakdere köyünde doğdu. İmkansızlıklar sebebiyle ilkokuldan sonra tahsiline devam edemedi. Geçim derdiyle ömrü gurbet ellerde geçti. Çobanlıktan inşaat işçiliğine kadar pek çok işte çalıştı. Şiir yazmaya gurbet ellerde başladı. Saz çalmayı kendi kendine öğrendi. Pir elinden içtiği aşk vadesinden bir damla nasip alan aşık, söz denizinden inciler çıkarmaya devam etmektedir. Önce söz vardı. Çünkü kainatın yaratılmasına vesile ol emridir. Sözüm ebedi olsun diyorsan ağır bir bedel ödemeye de hazır olmalısın. Gurbet, hasret, mahrumiyet, yokluk, yoksulluk, ayrılık, bütün bunlar şikayet edilesi kader gibi görünse de insanı adeta bir potada eritir, bir potada pişirir. Çünkü ne ki senden alınmıştır, senin hayrınadır denilmiş. Eğer ardında bir hoş sada bırakmaya talipsen, niyetliysen, senden alınanlara rıza göstereceksin. Alınanlar, verilmek istenenlere peşin ödenen bir bedeldir. Aşık Rasim hayatın yoksulluk yükünü yüklenmiş bir insandır. Kendi kendini yetiştirmiştir. Ustası yoktur. Hatta çırağı da yoktur. Ancak eserleriyle iz bırakacak, sözünü, sazını dost eylemiş, halk irfanı, seziş kabiliyetiyle ardında eserler bırakacak bir sanatkardır. Derinden duyuşun etkileyici söylemi, hayatın içinden süzülmüş mısralar, yaşanmışlıktan doğan bir söylem onun şiirlerini süsler. Sözünü dudaktan, sesini kulaktan esirgemeyen bir aşıktır. Hakkı hakikati dile getiren samimi bir kalbe sahiptir. Aforistik, hikemi, mizahi mısra ve beyitler telif eder. Bir kısım mısraları adeta bir atasözü gibidir. Her ne kadar taşrada olsa da sosyal hayatın daima içindedir. Sosyal hayat onun şiirlerinin içindedir. Dünyadan haberdardır. Dünya hayatını taşradan seyreder diyebiliriz. Bir başka ifadeyle çevreden merkezi bir gözlemci. Taşradan merkezi tutulan bir aynadır. Rasim Genç yaşadığı meşakkatli hayata tırnaklarıyla ve yüreğiyle kazınarak tutunmuş bir halk ozanı. İçinde biriktirdiği acı hatıraların izlerini hüzünlü bakışlarında görmeniz mümkün. İki kardeşinin gözünün önünde ölmesi, kızının gözünün uzağında ölmesi, çocukluğundan beri yaşadığı fakirlik, çok istediği halde okuyamaması, yatalak annesi, kanserin pençesine düşmüş babası, genç yaşta gurbetellere düşmüş olması ve daha çektiği birçok sıkıntı onun şiirlerini besleyen birer ilham kaynağı olmuş. Ve her hazin olay onun yüreğine bir tohum ekmiş. Ve daha sonrasında bu her biri bir şiirde filizlenmiş, büyümüş, yeşermiş. 17 Ağustos depreminde bile Düzce'de bulunmasını ben tesadüfün ötesinde bir şey olarak yorumluyorum. İnşaatta çalışırken evet 3. kattan düşmüş ve kolunda da kalıcı bir eğrilik oluşmuş. O yüzden sazın orta teline dokunamaz Rasim Genç. Türkülerini sazın alt teliyle çalıp söyler ve ben bunu
mütevazi hayatıyla bağdaştırırım her seferinde. Etkilenirim. Aslında onun ne sazın orta teline ne bam teline ihtiyacı var. Çünkü o yüreğiyle çalıp söyleyen bir halk ozanı. Bugün ne kadar aslında sustuklarını duymamızı istiyor Rasim Genç. Rasim Genç bizim onu anlamamızı bekliyor. Vezir Köprü'nün İmirci Köyü'ne davetli olarak katıldım. Orada davet esnasında bir şahıs elinde kitabıyla bana geldi. Dedi ki, başkanım sizinle tanışmak istiyorum. Tabii ben Samsun Yazarlar Derneği Başkanı olarak orada bulunuyorum. Buyurun dedim. Ben dedi size kitabımı imzalamak istiyorum. Buyurun imzalayın. Aşık Rasim Genç ben dedi. Ve kitabını imzaladı. Bir şiir kitabı. O arada fazlaki kitapla ilgilenemedim. Bir saat sonra oradan ayrıldım. Vezir Köprü'ye geldim. Vezir Köprü'nün merkezinde bulunan bir çay ocağına oturdum. Açık hava parka. Ya şu kitabı bir inceleyeyim dedim. Bir baktım ki hakikaten rastgele şiir değil. Gerçek şiir. Ozan şiiri, aşık şiiri. Kendi kendime dedim ki ben Aşık Rasim Genci görmeden Vezir Köprü'den ayrılamam. İsterse yarın olsun, bir gece geçsin, burada kalmalıyım dedim. Telefon ettim İmirci Köyü'ne. Aşık Rasim Genç oradan ayrıldı mı? Ayrılmadı dediler. Öyleyse dedim, ben onu parkta bekliyorum. Onunla görüşmek istiyorum. Tam 1,5 saat bekledim. Vezir Köprü'nün meydanında bulunan parka geldi. Oturduk, konuştuk. Ve kendisinden de biraz da özür diler vari cümleler kullandım dedim. Kusura bakma. Ben o arada anlayamadım ama sizin gibi bir şairle, bir ozanla, bir aşıkla tanışmış olmaktan hakikaten mutluluk duydum. Daha sonra Samsun Yazarlar Derneği'ne de üye oldu. Devasa bir gelenektir ozan aşıklık. Yüzyılların içinden kesintisiz süzülüp gelir. Elinde sazı, dilinde sözü, emanet yüklü omuzu ile halel getirmeden geleneği ehil dillere emanet etmenin vakarındadır. Lakin yoksulluk bel büker, dil döker, ciğer söktürür, gam çöktürür. Rasim Genç hayatının gerçeklerini hakkın takdiri diyerek şikayet değil hikayet eder. Yakama sarıldım bırakmıyorsun. Yakama sarıldım bırakmıyorsun. İşkencen ameliyatın modunsun. Aman yosun. Her nereye gitsen beni takip edersin. Her nereye gitsen beni takip edersin. İşkence yine gurbet eleye attın göçümü. Sürüden ana girdin bir tek kuşumu. Söyle de bilelim benim suçumu. İşkence aman yoksun.
Aşık Rasim gencini yaktım aneye, bunca nisan yerini gömdüm temeye. Bir şey bırakmadım yavrum emeğe, işkence aletini oldum olsun. Rasim Genç, hayatın yoksulluk yüküne rağmen sanatından vazgeçmez. Tam umutlarının tükendiği noktada, zamanın Vezir Köprü Kaymakamı Şevket Cimbir, bulunduğu makamın sorumluluğunu yerine getirir ve Hızır gibi yetişir. Rasim Genç'i, tabii köy gezilerim sırasında, bir köyde bağlama çalarken gördüm. Güzel de söylüyor. Halk ozanı aynı zamanda. O yıllarda da yine Allah rahmet etsin Vefai Teker amcamız vardı, Vatandaş Gazetesi'nin sahiplerinden. O da zaman zaman bana bahsettiği oldu. Rasim Genç'in şiirleri o gazetede yayınlanırdı. Bir şiirini de okuduğumda bu güzel insanın önünün açılması gerektiğini düşündüm. Ve bana geldiğinde de hayatını dinledim. Davet etmiştim. Hayatını dinledim. Biz karşılaştığımızda artık bütün umudunu yitirmek üzere olan, artık belki tabiri caizse havlu atmak üzere olan o aşamaya gelmiş. Mücadele vermiş, çabalamış. Ama artık yorgun, düşmüş bir haldeydi biz Rasim Genç'le tanıştığımızda. Ben kendisine her türlü desteği sağlayacağımı söyledim. Tabii bir de çözüm üretmek lazım. Ne tür bir destek sağlanabilir? İlk önce insanların hayatlarını sürdürebileceği bir geliri olması gerekiyor. Çocukları var, ondan eşi var, ondan ekmek parası bekleyen, ekmek bekleyen netice itibariyle. Ve Rasim Genç'i o zaman Vezir Köprü Köyler Hizmet Götürme Birliği'nde işe aldım. Dolayısıyla bir işi olmuş oldu Rasim Genç'in. İşi olunca da morali düzelmiş oldu. Hayata yeniden sarıldı ve üretmeye devam etti. Yazmaya, efendim söylemeye devam etti Rasim Genç. Toplumun dertleriyle dertlenen aşıklar göze ve söze dokunanı dile getirmeyi görev sayarlar. Yöneticiler de Aşık Rasim Genç'in şiirlerinde dile getirdiği fikirlere değer verirler ve dikkate alırlar. Beş kardeşten üçüncüsü Rasim Genç benim bildiğim kadarıyla. Abisi Resul Genç benim okul arkadaşım. Ortaokulu ve liseyi birlikte okuduk.
Kendisi aile olarak tabii maddi imkansızlıklar içerisinde kendini geliştirmiş, yetiştirmiş birisi olarak ben görüyorum. Bugüne kadar da ilçemiz için gördüğü eksiklikleri, noksanlıkları her zaman kalemine almış, şiirleriyle dile getirmiş ve Vezir Köprü sevdalısı olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Tabii onun o yazdıkları da, o gördükleri noksanlıklar da bize bugüne kadar rehber olmuştur. Önümüzü açmıştır. Noksan olarak noksanlıklarımızı biz de görmüşüzdür. Tabii bu tip çalışmalar hem turizm açısından, hem tarihi açıdan, hem kültürel açıdan ilçemizin öne çıkmasını da sağlamıştır. Ozanımız Rasim Genç ve kendilerini bu yönde adamış şairlerimizi her zaman desteklemişizdir. İnşallah bundan sonra da Rasim Genç'in ve Rasim Genç gibi eserlerde imzası olan arkadaşlarımızı yerel yönetim olarak destekleyeceğiz. Hem kitapların basımında imkanlarımızın ölçüsünde bize düşen görevi yerine getirmeye hazırız. Bu bizim için Vezir Köprü'deki çalışmalarda katkı olacağını düşünüyorum. Kendisine de katkı olacağını düşünüyorum. Bundan önce de yaptık ama bundan sonra da yapacağız. Bunda en ufak kuşkumuz yok. Evet, Aşık Rasim Genç, Anadolu'daki aşıklık geleneğinin en önemli temsilcilerinden biridir. Sadece bir aşık değildir, kıymetli bir insandır. Bir gönül adamıdır. Ben Samsun Vezir Köprü kaymakamlığı yaparken kendisiyle tanışmıştım. Hatta kendi kendime şey demiştim, yani şu Aşık Rasim Genç burada olmasa Vezir Köprü'nün bir kısmı eksik kalır. Niye? Şehirleri şehir yapan maddi unsurlarının yanında maddi manevi kültürü de vardır. O manevi kültürün önemli yapı taşlarından biridir. Anadolu insanının, özellikle de o bölgenin insanının acılarını, sızılarını, mutluluklarını, sevinçlerini, kederlerini çok güzel bir şekilde sunmuştur. Kalemiyle, gönlüyle. Kısacası o gönlünden geçeni, yani zihninden geçeni bir tas gibi düşünürsek Anadolu insanının bütün aşkı, acısı, sızısı kalemini ona bandırıp, batırıp yazmıştır. Böyle bir adamdır. Kalpten yazmıştır, gönülden yazmıştır. Aynı zamanda da çok altın kalp gibi insandır. Benim de dostumdur. O zaman ben ona elimden geldiği kadar destek vermiştim. Hep de şunu demiştim. Bunlar Anadolu'nun köşe taşları, yani geçmişten bugüne, bugünden yarına giden kültürümüzün, maddi ve manevi mirasımızın en önemli yapı taşları ve taşıyıcıları. Bu anlamda çok anlamlı ve kıymetlidir. İnsani anlamda da harika bir insandır. Samsun Vezir Köprü'ye, Samsun'a, ülkemize, Türkiye'mize manevi, maddi anlamda kültürün gelişmesinde, aşıklık genelliğinin gelişmesinde çok önemli katkılar sağlamıştır. Bazen saatlerce anlatamayacağınız şeyi bir satırda Aşık Rasim anlatır. Bu yüzden Aşık Rasim Vezir Köprü'nün önemli, Türkiye'nin, Samsun'un önemli bir kişisidir, aşığıdır, çok kıymetli bir insandır. Marifet iltifata tabidir demişler. Vezir Köprü'nün yetiştirdiği değerli bilim adamı Hayrettin İvgün hocamız da Rasim Genç'in sanatını takdir eden ve onu her bakımdan destekleyen bir gönül insanıdır. Bir defa Rasim Genç yaşadığı şehre son derece bağlı ve son derece hayranlık duyan, seven birisi. Bu çok önemlidir. Bir aşığın yaşadığı yöreyi, çevreyi sevmesi önemlidir. Bir defa o şehrin sorunlarını da çok iyi biliyor. O duyarlılık içerisinde, ben onu velut şairi diye nitelendiriyorum. Yani verimli, yani çok üreten anlamında. Böyle bir nitelikle yan yana gelince Aşık Rasim Genç, güzel şeylerin, olumlu şeylerin, olumlu sanatında olumlu şeylerin ortaya çıkması da doğaldır. Birinci kitabını 2002'de yayınlamış. Bir vesileyle benim yanıma geldi Ankara'ya ve kitabı görünce, Yavrum Ağlama adlı kitabı görünce son derece sinirlendim, kızdım. Böyle kitap mı olur dedim. Bu ne biçim kitaptır dedim. Rasim Genç'in morali bozuldu. Hocam o zaman dedi, siz dedi doğru dürüst bir kitap yapın dedi benimle ilgili. Yaptık. Zalim Gurbet diye bir kitap çıkarttık onun. Sonra Hayat Ağacı diye 2008'de bir kitap yayımladık. Ön sözünü ben yazdım. Gelsene Dost diye
10 tarihinde yine şiir kitabını çıkarttık. 2012 tarihinde Felek Peşimde Gezer. Bunların adlarını da ben koydum. Şiirlerden esinlenerek koydum. Yayının çok güzel kitaplar ortaya çıktı. En son da Vezir Köprü Sevdası adlı 2015 yılı içerisinde çıkarttığımız bir kitap var. Mükemmel bir ozandır. Geleneği kavramıştır. Okuyarak yapmıştır. Kendi kendine bu geleneği tanımıştır. Fakat tek bir eksiği vardır. Kendisi herhangi bir çırak yetiştirmemiştir. Kendisi çırak yetiştirmiş olsaydı onu yaşayan insan hazineleri olarak ilan ettirirdik. Ona buradan sesleniyorum. Bu belgeselde sesleniyorum. Aşık Rasim Genç, sen kendine birkaç tane çırak yetiştir. Ozanlık geleneğinin olmadığı bir ilçede müthiş bir kararlılık göstermiş Rasim Genç. Var olan yeteneğinin peşine düşmüş, yüreğine inanmış ve peşinden gitmiş. İsminin anlamı gibi savaşçı, erdemli, gizemli bir yanı da var aynı zamanda. Yılmayan, yıkılmayan bir insan. İçinde fırtınalar kopsa da o sükunetini korumaya devam eder. Sakin bir yapısı vardır her zaman. Ama haksızlıklar karşısında da protestyanını sergilemekten geri durmaz. Ben onu tanıyan bir insan olarak her zaman yüreğiyle, kalemiyle haksızlıkların karşısında dimdik durduğuna şahit oldum. Şiirlerinden de bunu görmemiz mümkün. Çile Ben nasıl edeyim?
Aşkınızı gömmeyin için mezarı. Kazmayı bilmiyorum, damlası neden, damlası neden. Ömrümü geçirdim gurbet ellerde, aklım fikrim hala bunca günlerde. Rasim gencin derken sensiz yollarda, gezmeyi bilmiyorum ben nasıl edeyim. Rasim gencim derken sensiz yollarda, gezmeyi bilmiyorum demez neden, demez neden. Saz söz erbabı birbirini bilmemek insaf değil. Rasim Genç, Vezir Köprü'nün değerli isimlerini şiirleriyle ebedileştirir. Kazım Akay ve Eraslan Akyol da bu hatır şinaslığı karşılıksız bırakmazlar. Aşık Rasim Genç'i ben tabii çocukluğumda tanımıyordum. Sonradan kastede şiirlerini gördüm. O beni tanıyormuş tabii, gıyaben. Bana bir şiir yazmış. O şiire istiraden ben ona bir şiir yazdım. Böyle dostluğumuz devam etti. İşte kaymakam Cimbir Bey kulaklar çınlasın. İşe aldı kaymakamlığa. Dolayısıyla oradan daha samimi gelişmişimiz oldu. Böyle tanışıklığımız var. Ve ben hastalanmıştım. 4 ay bir fiil hasta yattım. Tabii Rasim Hoca yanıma gelir ziyarete diye düşünmüştüm. Fakat bir ay süre oldu, gelemedi. Ben sitem olarak bir şiir yazdım ona. Tabii telefon etti. Eraslan Hocam, müsaitsen geleceğim. Tabii beklerim dedim. Ve geldi. Gelince bu şiiri ben eline tutuşturayım dedim, biliyor musun? Tabii içeri girdi, hocam sana bunu hediye getirdim dedi, bir şiir getirdi bana. Aşık Rasim size bir şiir. Ha, bir şiir verince ben o şiiri vermeye utandım. Diyor ki Rasim Genç, hasretini şu kalbime işlerdim bir çare köyümde kaldığım zaman. Bazen rüyalarda seni düşlerdim, derin uykulara daldığım zaman. Sevgi pınarım, pınarlarım senle doluyor. Gönülde gezenler beni buluyor. İnan ki dünyalar benim oluyor, senin selamını aldığım zaman. Hasretinden şura gibi yanardım, gördüğüm aşığı seni sanardım. En fazla da gurbet elde anardım, hüzünlenip sazı çaldığım zaman. Korkuyorum bu ellerden yiteceğim, bilmiyorum ak yol nere gideceğim. Misafirin olup sohbet edeceğim, erenler yolunu bildiğim zaman. Üstadım Eraslan büyük aşıksın, Rasim Genç'ime de aydın ışıksın. Bizleri büyüten sanki beşiksin, elini öpeceğim geldiğin zaman. Yazmış, buradan tanıdım ben yola çıkarak. İlk şiir buydu. Evet, ilk şiir buydu. Aşık Rasim Genç'i ben Vezir Köprü'nün sesi ve kültür yuvası olarak biliyorum.
Ozan Rasim Genç bir deryadır. Bu Eraslan Akdal dedi ki, böyle böyle bir şair var dedi. Ben onu bir sorayım bakalım dedim. Sordum, hani ben onların köylerinde tahsildardım. Filanca ne oldu? Bulurum öyleyse, buldum. Görüştük. Ondan sonra işte şiir alışverişimiz oldu. Kazım Akaya demiş. Bizim yöreyi sen gelip görmüşsün. Orada gariban, kulum ben, bey amca, aslım araştırdım, kimlik sormuşsun, hakka doğru gider yolum bey amca. Rasim Genc'im ceddimden hep örnek alır, aslını yitirmiş, yitirmez saygıyı bilir. Kazan değer solar gülüm bey amca, Çuvakdere köyünden, Düz mahallesinden Rasim Genc. 25 numaralı şiirim, Rasim Genc'e cevaben. Yörenizi gördüm, suyunu içtim, mahallenin içinden çok geldim geçtim. Çok insanlar gördüm, insanı seçtim, insanı kamili buldum, öğrendim. Şu yalan dünyada malı neylesin, dostları gönlünde konuk eylesin. Şiirde gördüm, sordum, öğrendim. Akyol'la beraber dünür olmuşsun, sevgi çeşmesinden bir taş almışsın, Horasan diyarından bile gelmişsin, sizi komşular da sordum, öğrendim. Üstad Rasim kardeş, sevdim ben seni, annemiz nerede, babamız hani, toprak emecek bu nazik teni, hocamdan bunu sordum, öğrendim. Zordur aşığın eşi olmak, zordur yalnızlığın kardeşi olmak. Onca şiirin, türkünün, deyişin yazıldığı, gecelerin ardından gelen sabahın güneşi olmak. Aşığın eşi olması çok iyi bir şey. Yaz gelince zevkli bülbülü ter kondu zaynasınday. Yaz gelince zevkli bülbülü ter kondu zaynasınday. Mor menekşe lale şimdim biter kondu zaynasınday. Mor menekşe lale şimdim biter kondu zaynasında. Güzeldir yoktur gümanışın olur yayla zamanı. Güzeldir yoktur gümanışın olur yayla zamanı. Sema ver mangal dumanı tüter kondu zaynasınday. Sema ver mangal dumanı tüter kondu zaynasınday. Thank you.
gelin yayar yayar. Yörenizde vardır höyük taze gelin yayar yayar. Yavrusuyla ala geyik yatar kunduz ayrasında. Yavrusuyla ala geyik yatar kunduz ayrasında. Benden alın adresini, sorup geçmeyin edresini. Benden alın adresini, sorup geçmeyin edresini. Genç ihtiyar stresini atar kunduz aynasında. Genç ihtiyar stresini atar kunduz aynasında. Rasim genci buldur halı, koparmak yeşerem dalı. Rasim genci buldur halı, koparmak yeşerem dalı. Köylü kardeş olur bağlı, satar kunduz aynasına. Köylü kardeş olur bağlı, satar kunduz aynasında. Keşke bütün Anadolu'daki kabiliyetleri, yetenekleri görebilsek, ellerinden tutabilsek, onların bu yeteneklerini, bu kabiliyetlerini bu millete sunabilmelerine imkan sağlayabilsek diye düşünüyorum. Zaten meslek yaşamımda da buna gayret ediyorum. Yani ıskaladığımız bir yetenek olmasın diyorum bütün çalışma arkadaşlarıma. Aman ha, yani ıskaladığımız, kendi annesinin babasının kendi imkansızlığından dolayı eğer hayallerini sınırlayan çocuklarımız varsa, hayallerini sınırlayan gençlerimiz varsa bu bizim için bir vebal olur. Çocuklarımız ve gençlerimiz hayallerini rahat kurabilmeli, hedeflerini daha rahat belirleyebilmeli. Bu devletin ve bu milletin imkanları bu çocuklarımızı, bu gençlerimizi, bu vatandaşlarımızı hayalleriyle buluşturabilmeye yeterli diye düşünüyorum. Yeter ki keşfedebilelim, yeter ki duyabilelim, yeter ki hissedebilelim. Rasim Genç onlardan biri. Bu vesileyle Vezir Köprü'ye ve bu belgeseli izleyecek herkese sevgiler sunuyorum, saygılar sunuyorum. Aşk o kadar ucuz kolay olsaydı, Ferhat Kocadağ'a yarar mıydı ki? Ay değil, gün değil, tam 7 sene, Şahsenem garibi sorar mıydı ki? Bülbül figan edemiydi güllerde, arzu gamber dolaşmazdı dillerde, geceli gündüzlü ıssız çöllerde, Mecnun Leyla'sını arar mıydı ki? Rasim Genç kardeşim, sana sesleniyorum. Sen kendine birkaç tane çırak yetiştireceksin. Yetiştirmek zorundasın. Yoksa bu sanat seninle ölür geçer gider. Eğer Vezir Köprü'yü seviyorsan, bizleri seviyorsan, bu sanatı seviyorsan birkaç tane çırağı yetiştireceksin ve biz de o çırakları göreceğiz, tamam diyeceğiz. Onun en güzel sanatı koşulsuz herkesi sevmesiydi belki de. Bütün natüralliğiyle, bade içmiş gibi değil de aramızda sıradan bir tanrı kulu gibi görünmesiyle. Kusur bulma haktan gelen cismime, Rasim Genç diyorlar gerçek ismime. Elindeki o baktığın resmime, en eski pozuma sordun mu beni? Diyor ki, ya o kadar seviyordun da niye sevdiğini söylemedin diye. Ben de diyorum ki,
Gerçek aşklarda eller bilir susar, yürekler konuşur diyorum. Ankara'nın adını Bursa yıldırım, şu gezi köprüye götürür seni. Gel gezi köprüye götürür seni. Kuduz yaylanasını yeder senara, şu gezi köprüye götürür seni. Gel gezi köprüye götürür. Saygı sevgini vardır bizim köylerde, şu vezir köprüye götür seni. Gel vezir köprüye götür seni. Çarem aşığım dinle sözümü, aşkın ateşine yakma gözümü, aşkın ateşine yakma gözümü. Dağıtma sana açını gören yüzünü, şu vezir köprüye götürür seni. Gel vezir köprüye. Anan ile baban köyünde dursun, geleni geçene hep seni sorsun. Geleni geçene hep seni sorsun. Rasim der gözlerin memleket görsün, şu vezir köprüye götürür seni. Gel vezir köprüye. Rasimden gözlerin memleket görsün, şu vezir köprüye.